Arkadaşlar merhaba. 4 Nisan Salı Güney Afrika Turf Tan yarış programıyla birlikteyiz. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepinize. Birinci koşuyla Yedili Plase başlayacak saat 13.30'da. 1450 metre mesafeli maiden koşu. Bir numara tabi yarıştan çıkacak. Son yarışını koşup kazandı. Bir numara koşmayacaktır. Bir apranti yarışı birinci koşu. 3 at değerlendirmemi aldım. 2 numaralı Silver e, Tudor, e, sonra 3 numaralı IMMN ki binicisi de buradaki en tecrübeli aprantilerden biri. 3 numaranın binicisi. Son olarak da 9 numaralı Shiny Silva e, sırasıyla şanslı gördüğüm atlar. 2, 3 ve 9. İkinci koşuyla altılı Ganyan başlayacak saat 14:05'te. Yine maiden bir koşu. 3 yaşta İngiliz taylarına, e, dişi İngiliz taylarına mahsus. 1200 metre mesafeli koşu. 2 e, tekli e, altılıya gireceğim Turf'un tayında. Birinci ayak ve ikinci ayakları tek yazdım. Burada tek yazdığım e, tay ise 5 numaralı Marys Greenlight olacak. Greg Zeki ile yarışı kazanacağını düşünüyorum. Hayatının ilk yarışını Val'da 1000 e, metre mesafeli koşuda 57-78 yaparak kazananın 1.5-2 boy gerisinde dördüncülükte kaldı. Mike Decock antrenörlüğündeki 5 numaranın bugün için kazanıp meydandan çıkmasını bekliyorum. Üçüncü koşu Altılı ganyanında ikinci aya yine 3 yaşlı İngiliz taylarının meydan koşusu. 1200 metre mesafeli koşuda 10 tay yarışa kayıtlı 1 ve 5 numaralı taylar ekir olarak koşacak. Burada da yine tek olarak önereceğim e, Safkan 800 numaralı Zinovi olacak. İki kez koştu. Üçüncülük ve dördüncülükte kaldı. E, 800 metre ve 1000 metrelerde koştu. Özellikle e, ikinci yarışı 6 hatta dördüncü oldu ama yakın ara bir buçuk boy e, yine e, kazananın bir buçuk boy gerisinde ve yaklaşık e, 110 bin rantlık e, yarışta koştu. Daha zorlu grupta koştu. Bugün için e, bu grupta kazanıp meydandan çıkmasını beklediğim time 8 numaralı Zinovie oldu. Dördüncü koşu yine meydan koşular devam ediyor türfen time'da e, 1450 metre mesafeli koşuda dişilere ait koşu 10 kısra izleyeceğiz. 6 ve 7 ekürü olarak yarışa katılıyor. Buradaki önceliğim bir kez koşup ikincilikte kalan 10 numaralı Platini Prenses önceliğim olacak. Sonra bir numaralı Spirit Princess. Ee, sonra üç numaralı azukar Dört numaralı Efes'in Efe Trader. Son yarışını ölçü almıyorum. Oldukça fazla şanssızlıklar yaşadım. E, muhakkak eğer tekiniz yoksa dördü de yazın. Bu dört e, safkanı ön planda tutuyorum. On, bir, üç ve dört yine de 5, 5, 6 ve 2 numaralı safkanları da ben şablonuma yazdım. Tabi limitlerinize göre dediğim gibi 10, 1, 3, 4 bunlar yeterli olabilir. 5, 6, 7, 5, 6 ve 2 yazabilenlere devamında önereceğim safkanlar 4. koşu için. 5. koşuya geldiğimizde 1600 metre mesafeli dişilerin koşacağı handikap koşu 9 kısra izleyeceğiz. 5'ini değerlendirmeme aldım bunların. İlki 6 numaralı Sister Light Kevin de Melo ile yarışı kazanmaya çok yakın rakiplerinden bir adım önde tutuyorum. Tabi 1 numara muhtemelen favori çıkacak bizde. Büyükte de favori çıkabilir. 9'da 4 yapmış bir safkan ki birçok rakibini buradaki birçok rakibinin de daha önce geçti. 1 numaralı Tulip Trip. Bugün için ikinci ben tercihime yazdım. Bir numaralı tulip, tulip tree. Sonra beş numaralı green miss. iki numaralı black silver. Ve dokuz numaralı escape Artist'i de sürprizlere öneriyorum. Sıralamamda altı, bir, beş, iki ve dokuz oldu beşinci koşuda. Altıncı koşu dişilerin koşacağı handikap koşu 1600 metre mesafeli koşuda 14 kısra izleyeceğiz zorlu koşulardan biri sürpriz bir sonuçta çıkabilir. Ben fazla at yazıp sürpriz bir sonuç elde etmeyi bekledim burada. Sıra numarasına göre 1 2 5 6 7 9 12 ve 13 numaralı kısrakları eşit şanslı olarak görüyorum. 1 2 5 6 7 9 12 ve 13 diyorum 6. koşu için. Yedinci ve son koşu 16.55'te başlıyor. 1800 metre mesafeli şartlı koşu. 16 yarışa kayıtlı. Burada 3 numara çıktı şu anda. 3 numaralı Seeking koşmayacak. Tabi daha sonra da çıkan atlar olabilir. 5 at da buraya yazdım. Yine sürpriz bir sonuç çıkabilecek yarışlardan biri. Önceliğim 5 numaralı Oy Sister King. Sonra 6 numaralı Romeo Magic. 2 numaralı e, Vesuvi, 1 numaralı Call Me Master ve 7 numaralı e, Mont Merensip e, benim burada şanslı gördüğüm atlar 5 6 2 1 ve 7 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bu şekilde bitti. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.